Merhaba. İnovasyon alanında uluslararası referans dokümanlardan bahsedeceğim. Bu referans dokümanlar çok önemli çünkü akademik dünyada biz deriz ki state of art gelinen en son nokta hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle içerisinde yer aldığım 2014 yılından beri tamamen kendi imkanlarımla ülkemi temsil ederek ve bu gördüğünüz ödülü hak ettiğimiz uluslararası referans dokümanların üretimine katkılarımız nedeniyle gerçekleştirdiğimiz bu 5 standart hakkında bilgi vermek istiyorum. TSE'den bu standartları bir tanesini Türkçe, diğerlerini İngilizce ki yakın zamanda da bir diğerini de Türkçe olarak erişebileceksiniz. Almanızı ve çalışmalarınızı bunların üzerine inşa etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. İlk standart 56.020 inovasyon yönetimi terimler tanımlar. Türkçe olarak 60 liraya satın alabiliyorsunuz TSE'den. İkinci olarak 56.002 bu standartta inovasyon yönetim sistemi kılavuz standardı. Bu benim kitabımı da temin ederek, sizlere daha önce de bahsetmiştim, bu kitabımı da temin ederek bu konuda da detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğitimlerimi alarak, YouTube kanallarımdaki videoları izleyerek, makalelerimi okuyarak da ve bu konuda geniş bilgiler elde edebilirsiniz. 56.003 standardı. 56.004 ise inovasyon yönetimi değerleme dediğimiz yolculuğa çıkmadan önce, inovasyon yönetimi alanında yolculuğa çıkmadan önce durumunuz nedir? Bunu nasıl ölçeceksiniz? Nasıl değerlendireceksiniz? Bununla ilgili 56.004 standardını da TSE'den satın alabilirsiniz. 56.005 ise yine bizim inovasyon yönetimi içerisinde işbirliği yönetiminde çok önemli olan fikri haklar yönetimi standardını da artık TSE'den satın alabilirsiniz. Üzerinde çalıştığımız daha 4 standart var. 2024 yılında bunların hayata geçmesini bekliyoruz. 56.001 inovasyon yönetim sistemi şartlar, 56.006 zeka yönetimi, 56.007 fikir yönetimi, inovasyon fikirleriyle ilgili standart, 56.008 ise inovasyon performansını ölçme ve değerlendirme yönetimi efendim. Bunlarla ilgili hem fiyat bilgilerini bulabileceğiniz hem de TSE'nin sayfası ile ilgili bilgileri yorum oradan bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.